Defne. 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 Ay yok, ben iyice kafayı yedim. Ya yalnız değilsen, ya birlikte düşeceksek. Korkma. Ben eminim artık. Ay şimdi şirkete gidip onu göreceğim ya. Hadi bakalım Defne. İşe. Ay kalbimin sesi vallahi dışarıdan duyacak. Rezil olacağım ya. Bak hala duruyorum. Ay hala duruyorsun Defne. Hadi yürü. Yürü. Yasemin Hanım, sabahtan beri kök söktürüyor. Canıma tak etti artık. Gidiyorum ben. Allah Allah. Hiçbir şey istemiyorum. Rahat bırak beni. Oo. Bunalımdayız galiba. Güzel. Aa. Senin ne işin var burada? Niye geldin? Seni merak ettim. Edemez miyim? Merak etmene gerek yok. Hem seni şirket tutmuştu. Ben atıldığıma göre senin de işin bitti. Gidebilirsin. Saçma saçma konuşma. Hadi kalk. Kalkmıyorum. Ha, illa uğraştıracaksın yani. Ağız tadıyla bunalımımı yaşayabilir miyim? Gider misin lütfen? Gitmiyorum. Çık hadi. Çık. Aa, ver şunu ya. Boşuna uğraşıyorsun ha. Ver dedim şunu, deli misin? Aa, delirdin mi? Bırak şunu. Bırakmıyorum. Çık. Ya bırak şunu. Çık. Sen şimdi çık yataktan. Bir duş falan al. Ben aşağıda bekliyorum. Duş falan almayacağım. İlla zor kullanacağız yani. Çık. Aa, hadi. Manyak. Çık çık çık. Bırak. Çık. İstemiyorum. Hadi, hadi, yürü yürü yürü. Aa, istemiyorum. Aa, delirdi. Ay. Ay çok affedersin. Çok pardon. Özür dilerim. Pardon. Ay bir saniye, bir saniye. Asansör tutar mısınız? Ay ineceğim ben. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Toparladın mı biraz? Nasıl? Yani kendinde değildin ya pek mahallede. Ha. Siz öyle pat diye karşıma çıkınca... Bir de öyle şeyler söylediniz ki. Söyledim söylemesine de. Yani hep ben konuşuyorum. Biraz da sen anlatsan, ben dinlesem. Ha böyleydik ya. Bir konuşalım. Şöyle uzun uzun. Baş başa. Anlayalım birbirimizi. Tamam. Şey yapalım o zaman. Şimdi biz geziye gideceğiz ya Polonezköy'e. Orada her şeyi açık açık konuşalım. O zaman anlaştık. Öyle oldu galiba. Ben o zaman içeri gireyim. Malum bir sürü iş güç var. Yalnız ben önden gireyim değil mi? Anlaşılmasın. Neyi? Hani biz... Tamam, tamam.
Günaydın, ne haber? İyidir. Ya bizim konuşmamız lazım çünkü bir iki sıkıntı var. Sıkıntı yok. Konuşuruz, çözeriz. Diyorsun. Hadi bakalım. Hadi içeri gel. Keyfin pek yerinde, onu diyorum. Ne oluyor? Ha evet. Bugün güzel uyandım. Neymiş sıkıntımız? Vallahi kardeşim, keyfini kaçırmak istemem ama üretim iki işe birden yetişemiyor. Ne yapacağız okulları? Okulları ne yapacağız diye bir şey yok. Okulların acelesi var. İyi de yeni kreasyonla ilgili de bir sürü sipariş var. Ayrıca İtalya'dan da daha bekliyorlar. Üretimimiz de yetişemiyor. Capito. Ne yapalım? İkisinden birine öncelik vermemiz lazım. Okulları öteleyelim mi, erteleyelim mi? Ne yapalım? Olmaz, olmaz öyle şey. Okulları erteleyemeyiz ama bir düşünelim ya, buluruz bir çaresini. İyi madem düşünelim, bir çare bulalım. Sen zaten hiçbir işin ucundan tutmuyor mu? Anne, tamam anladık. Hiçbir işin ucundan tutmuyorum. Beceriksiz kız kurusunun tekiyim. Oldu mu? Rahatladın mı? Ay car car laf yetiştirsen anca anneye. Ya ben kendimi işe yetiştireceğim müsaade edersen. Kız dur, kaçma, nereye gidiyorsun? Ay Allah'ım delireceğim. Anne sabahtan beri gül yabani gibi çöktüm başıma ya. Ay ne olur bir rahat ver. Hadi, hadi. Hadi bak, senin yemeğin falan vardır. Hadi, hadi. Günaydın sevgilim. Sensin sevgilim. Hemen evlenelim Serdar. Hemen. Hemen. Kurtar beni bu cadının elinden, ben vallahi çıldıracağım. Olur. Evlenelim sevgilim. Lan bu sevgilim lafı ne kadar güzel ya. Evleniriz. Kurtarırım seni. Kendi evimizde otururuz. Sen hiçbir iş yapmazsın. Ben yaparım bütün işleri. Çüş. Ya o kadar da değil. Ya sen nasıl istersen. Sabahları uyanıp seni göreyim de. Aman yeter. Serdar. Hı. Bana ne zaman evlenme teklif edeceksin? Hı? Evlenme teklifi. Hani soru soruyorsun, cevap alıyorsun, yerine göre olumlu, olumsuz. Bildin? Evet. Zaten evleneceğiz ya Nihan. Ne teklifi? Ben anlamadım mevzuyu. Ya işte sen böyle şık bir şekilde teklif edeceksin. Ben de cevap vereceğim. Sonra ileride çocuklarımıza anlatacağız babanız böyle böyle yaptı diye. Ha, tamam canım, anlatırız. Baban hıyarın tekiydi. Önce yanlış anladı, sonra paçama yapıştı dersin. Bence gayet güzel bir hikaye. Başladın yine öküz canlığa. Ya benim bir evlenme teklifim olmayacak mı? Tamam tamam ya. Şey yaparız onu. Var benim zaten aklımda bir şey. Sahi mi? Evet evet. Herhalde yani. Ya acayip heyecanlandım şu an. Bir ipucu versene. Dur dur, verme. Sürpriz olsun. Olsun. Sürpriz olsun. Sürpriz söylenmez zaten ya. Nefe, ne haber? Yarın gidiyoruz ha geziye. Çok heyecanlıyım. Süper şeyler olacak. İş arkadaşlarımın gerçek Vedat'ı tanıması için bir şans bu Defne. Nefe. Ha? Vedat ne anlatıyorsun ya? Nefe sen iyi misin kuzum? Böyle bir Leyla gibisin filan. Öyleyim değil mi? Ay. Vedat, vallahi benim kafam uçuyor, anlatamam yani. Neyse o zaman. Hani sana iyi uçmalar, ben kaçtım. Defne. Efendim Ömer Bey. Benim odaya kadar gelebilir misin? Sinan çağırıyor. Tamam, hemen geliyorum. Ay iyi. Ben nasıl gideceğim şimdi oraya ya? Gitmesem de şimdi Sinan Bey demeyecek mi? Bu kızı çağırdık, niye gelmiyor? Gideyim ben en iyisi. Defne. Aa, Nazlıcan. Ne haber ya? Öyle masada yoktum ben. Geldiğimde merhabalaşamadık. Saçını falan mı değiştirdin ya? Aa yok yok, sen zayıflamışsın sanki. Zayıfladım, belli oluyor mu? Aa evet, çok belli oluyor. Ay sen nasıl belli oluyor? Bir gördüm dedim, aa dedim, bu kız dedim çok zayıflamış dedim. Dukan diyeti mi o?
Defne, Ömer Bey'in yanına mı gireceksin? Ha, evet ya, nasıl gireceğim? Niye ki? Kızgın mı sana? Yok, hiç değil. Yanında şu bisküvilerden var mı ya? Sabah ben kahvaltı etmedim de. Var da, beklemiyor mu seni? Ay aman tamam, alt tarafa bir bisküvi yiyecektim yani. Defne sen iyi misin? Ay, gerginim. Belli. Dolabında tam takır. Yemek yapmıyorum ben. Yapsan iyi olur. İnsanın dolabında domates, biber de mi olmaz ya? Şöyle simidin yanına koyalım bir parça. Simit yemem. Çay da içmem. Aa, niye? Sen insan değil misin? Boşuna uğraşmışsın. İstemiyorum. Tamam. Aç kal o zaman. Aa, rahatlığa bak ya. Kendi evi sanki paşanın. Afiyet olsun Yasemin Hanım. Bu fena değilmiş. İyiymiş. İç, iç. Çay da iç. Çekinme. Sayısını arttırdık. Hani çok da iyi yaptık ama ne bileyim, üretimde yetişemeyeceğimizi de hiç hesap etmedik Ömer. Dur şimdi, buluruz bir formül. Sinan, sen biliyor musun? Tansiyonun falan mı düştü? Gel, otur. Şu iyisin değil mi? Yok, iyiyim. Evet, Defne, bunu iyi dinlemen lazım. Çünkü bizim üretimi bir organize etmemiz gerekiyor. Tamam. Dinliyorum Sinan Bey. Ömer. Şimdi yeni ayakkabı üretimini erteleyemeyiz. Ama 28 Eylül'de de okullar açılıyor. Bu üretimin çakışması hiç iyi olmadı. Çok pardon, ben böyle konunun ortasından dalıyorum ama yani dalabilir miyim? Yani sorabilir miyim? Sorum var. Sor. Bu okul meselesi ne? Ya okullar işte, bizim bu öğrencilere gönderdiğimiz ayakkabılar. Ha, ben bilmiyorum onu. Ha, ya biz her yıl böyle işte ne bileyim, seçtiğimiz okullara farklı numaralarda ayakkabılar gönderiyoruz. Yani pasyonist olarak. Nasıl yani? Siz ihtiyacı olan çocuklara ayakkabı mı gönderiyorsunuz? Yani hem de okullar açılmadan, okul açıldığında hazır olsun diye. Ay çok güzel. Ya şimdi hakkını yemeyeyim ama kardeşimin fikri. Yani öyle işte. Ne o? Gelenekselimiz diyelim. Ya neyse, şimdi konuya dönersek. Bizim üretime yetiştirmemiz için çift var diye ihtiyacımız var. Yani benim tek aklıma gelen bu. Bu da ne demek? Arkadaşım, para demek. Para. Yapalım, yapalım. Ben şimdi fazla mesai ücretlerini bir finans departmanıyla konuşayım. Onlar bir kabaca bir hesap çıkarsın. Sonra zaten üretimle konuşuruz. Tamam. Haydi bakalım Defne. Daha çok iş var. Defne, ben sana mevzuyla ilgili dosyaları yollarım. Zaten listeler falan hepsi içinde. Tamam, o zaman ben masama geçiyorum Sinan Bey. Tamam, geç. Tamam. Yalnız bir ara uğra, bir çay molası verelim. Olur. Var mı yeni havadisler?
Aa var. Abimle Nihan evlenecekler. Yakında kız isteme var. Ne diyorsun ya? Şahaneymiş. İyi arada gel o zaman bunu bir gıybet edelim. Olur. Tamam kolay gelsin. Ne var Derya? Şeytansın sen. Efendim? Şeytan mısın? İşi de belli etmedin yani. Senden uzak durmak lazım. İnsanın hayatını karartırsın sen. Derya ya ne saçmalıyorsun acaba? Ya bırak bu hiçbir şeyden haberi olmayan saf kız hallerini. Sırada kim var? Ha? Kime kötülük yapacaksın? Kızım deli misin, sulu musun? Saçma saçma konuşma, kime kötülük etmişim ben? Ne kötülüğü mü gördün? Yat yat. Yat sen safa yat. Herkes yer bu cici kız numaralarını. Derya, bak haddini aşıyorsun, laflarına dikkat et. Ne biçim konuşuyorsun kızım ya? Etmezsen ne olurmuş? Beni de mi kovdurursun? Ya Derya, ne saçmalıyorsun, ne diyorsun? Yalan mı? Senin yüzünden kovulmadı mı Yasemin Hanım? Sen kovdurmadın mı Yasemin Hanım'ı? Yasemin Hanım Defne mi kovdurmuş? Yasemin Hanım gitti mi, kovuldu mu? Melek yüzlü bir şeytan gibi kazdı Yasemin Hanım'ın kuyusunu. Yasemin Hanım benim yüzümden mi gitti? Hadi kalk çıkalım bari, gezeriz. Havan değişir. Ben halimden memnunum. Ben değilim. Öyle mi? Ha, kusura bakma. İstemiyorsan çıkıp gidebilirsin. Kimse zorla tutmuyor seni burada. Vay. Gerçekten istiyor musun? Neyi? Gitmemi. Hem sen niye buradasın ki? Niye ilgileniyorsun benimle? Niye ilgileniyorum? Niye ilgileniyorum? Niye ilgileniyorum seninle? Ha, gerçekten konuşacak mıyız bunu? Neyse tamam. Televizyon izleyelim bari. Ben televizyon seyretmem. Aa, niye var o zaman? At gitsin. Öyle. Dekorasyon olsun diye. Dekorasyon. Önemli tabii. Ne o? Tuhaf mı buluyorsun beni? Yo. Manyak mıyım sence ben? Öyle mi düşünüyorsun? Mutsuzsun bence sen. Mutsuz mu? Daha kötüsü mutsuz olduğunu kendinden bile saklıyorsun. Olayın bu senin. Geliyorum. Çaylar. Buyurun, afiyet olsun. Gelmiş mi abisinin ballı fıstıklı krokanı, zeytin gözlüsü prensesi benim. Geçelim ya çekme faslını abi. Söyle ne istiyorsan. Kan bağımız var sonuçta. Yardım etmek boynumun borcu yani. İyi madem. Çıkar Türk dizileri heybeni. Evet, ne arıyoruz? Romantik evlenme teklifi. Hem de en afillisinden. He, o mesele. Ben zaten tahmin etmiştim senin bunu düşünebileceğini. Ya niye düşüneyim kızım? Evleneceğiz dedik, tamam dedik. Bir tava tencere bakmadığımız kaldı vallahi. Ben de sanıyorum ki gideceğiz, isteyeceğiz elinden teyzeden, olacak bir çek. O işler öyle olmaz canım. Sen bayağı çağ dışı kalmışsın. Önce Nihan ablaya bir şıklık yapman lazım. Ya onu anladık. Ocağına düştüm Esra. Kurban olayım, bul bana bir şey. Tamam tamam, hallederim o işi. Ben şimdi aklımdan şöyle romantik bir tatlı şıp seninle bulurum. Hah, hadi bul. Ama öyle bakarsan olmaz ki. Baskı altında üretemem. Ne yapayım ben o zaman? Limonata fena olmaz mesela. Ya köpeğin olsun senin limonata be. Bu çocuk hiç büyümeyecek. Arkadaşlar Yasemin nerede? Allah kahretsin seni Berat be! Kusura bakmayın, pardon. Duramadım, az kalsın içinizden geçiyordum.
Siz Yasemin Hanım'ı mı sordunuz? Evet. Neden sordunuz? Oğlum manyak mısın? Nerede Yasemin? Yok ondan değil. Yasemin Hanım kovuldu ya. Çarşıda ortalık karıştı zaten az önce. Çarşı pazar karıştı. Siz de üstüne denk geldiniz. Nasıl kovuldu ya? Neden? Defne yüzünden. Ömer Bey Yasemin Hanım'ı kovdu. Nasıl ya? İsterseniz bu konuyu size daha detaylı bir şekilde anlatabilirim. Tamam Derya. Herkes işe dönsün. Defne, benimle gelir misin? Pam, yaz bitiyor, yaz bitiyor. Biz gideriz tatile. Erisin buzlar gelsin kızlar, erisin buzlar gelsin kızlar. Farkındaysan benim neşelenecek hiçbir şeyim yok. Sen neden neşelisin Necmi? Ben sana bana sormadan neşelenmek yok demedim mi? Üstümüze nazar çöker kocişi. Tamam karıcığım, nal takarız, nazarı kovarız. Ha, ezici üstünlüğümüzü evrene de bildirelim diyorsun. Bunu düşüneceğim. Sen niye işe gitmedin kocişi? İşe mi? Bu hafta 3 kere gittim. 3 gün yani her gün işe mi gidilir yeter. Ay beni delirtme Necmi. Benim sinir sistemimi bozma Necmi. O şirkette herkes haftanın 5-6 günü işe gidiyorlar. Sen niye buradasın? Sen de git. Seni biz oraya niye koyduk? Sen orada oturacaksın. Bütün olan bitenleri bana bildireceksin. Ben de zevkten göbek atacağım. İyi tamam giderim. Ay dur. Ay bu kılık ne böyle? Tarkan'ın klibinden fırlamış gibi. Elinde bir zihin eksik. Git üstünü değiştir. Git. Aman ya ne zor hayat. Ne kadar zor bir hayat ya. Eziyet resmen eziyet. Soyun giyin. İzin versinler çırılçıplak gideyim işe. Bu ne böyle ya? Hakikaten ben ne zamandır golf de oynayamıyorum. Of çok zor. Çok sıkıldım bu hayattan ben ya. Ay erkekler. Yani ben de öyle olsun istemezdim. Biraz bağırdım da. Yasemin'e. Evet. Ya pek hoş olmadı ama. Ama? Ama damarıma bastı yani. Öyle şeyler söyledi ki kendimi kaybettim. Ama yine de Yasemin Hanım'ın işten çıkarıldığını bilmiyordum. Ya gerçekten kendimi çok kötü hissettim ben. Ne olursa olsun. Böyle bir şeye sebep olmak istemem. Sinan ben finansla konuştum. Sen aradın mı üretimi? Defne sen çıkabilirsin. Bırak şimdi finans yönetimi. Ne oluyor? Sen söyleyeceksin Ömer ne oluyor? Hayırdır ne zamandan beri tek başına böyle şirketle ilgili kararları veriyorsun? Ha? Bana sorman gerekmez miydi? Ayrıca yani bir anlık öfkeli eleman çıkarıldığı nerede görülmüş Ömer? Bir anlık öfke değil Sinan. Üslup önemli biliyorsun. Yani Yasemin çalışanlarla ilişkisi ne zamandan beri canımızı sıkıyordu. Ömer, Yasemin'in ne umutları aldığımızı hatırlatırım. Yani tamam kız biraz hırçın ama işini de gayet iyi yapıyor biliyorsun. Sinan iyi konuşuyorsun, hoş konuşuyorsun da her şey iş değil. Önce insan olmalı. Yani benim çalışanıma böyle bağırıp çağırıp konuşması çok affedilir bir şey değil. Diyorsun. Tamam abi, ne yapacağız? Vallahi ben doğru olanı yaptığımı inanıyorum. Ben derim ki biraz daha düşünelim. Tamam. Böyle acele karar vermeyelim yani. Sen düşün ortak. Ben diyeceğimi dedim. Şimdi tasarımcılarla bir toplantım var. Sonra konuşuruz. Yeni kreasyon için çalıştık mı arkadaşlar? Nasıl fikirler çıktı? Evet, kabataslak çizimler de yaptık hatta. Konuşmak için sizi bekliyorduk. Güzel. Bu seneki çalışmalarda duyguların ön plana çıkmasını istiyorum. Duygular derken? Mesela aşk. Bir çift ayakkabıyla aşkı anlatmak istiyorum. Aşkın insanın duruşunu nasıl değiştirdiğini anlatmak. Aşkta gelen o pırıltıyı. Heyecanı. Aynen öyle. Heyecan. Ayakların yere basmaması. Uçmak. Rüzgara kapılıp havalanmak. Oh, vay, nefis. Aşktan, rüzgardan havalanan ayaklar. Rüzgara kapılmak, evet. Ömer Bey, siz gerçek bir daha iyisiniz. Hazırladıklarınızla beraber bir odama gelin bakalım. Şunun üstünden beraber geçelim. Belki de fikri geliştiririz. Bir çalışırız bakalım. Bakalım.
Asansörlerin orada buluşalım. 5 dakika sonra. Toplantıdan bir kaçacağım. Seni göreyim istiyorum. Passionis, ikinci evim. Günaydın kızlar. Sizi görünce içim sızlar. Resmen günüm aydı. Günaydın Necmi Bey. Enerjinizden biraz bize de verin lütfen. Siz gelince ofisin havası değişiyor resmen. Ay çok yakışıklısınız. Aynı zamanda çok da şıksınız. Bir dakika, bir dakika. İltifatlarınızı teker teker edin. Yoksa yetişemiyorum, kaçırıyorum. Aa, en iyisi şöyle yapalım. Siz iltifatlarınızı çıkarın. Ondan bir dosya yapın. Sonra benim odama getirin. Birlikte inceleyelim, değerlendirelim. Ne dersiniz? Olur. Necmi Bey, Necmi Bey. Vedat, niye böyle konuşuyorsun oğlum? Dikkatinizi çekebilmek için. Nasıl ama iyi fikir değil mi? Necmi Bey, sizinle konuşmamız lazım. Konuşalım. Müsaadenizle kızlar, odama bekliyorum. Tamam. Konuş. Necmi Bey, şirkette ortalık birbirine girdi. Hı. Yasemin Hanım kovulmuş. Of, gözlük. Bana böyle negatif negatif haberler verme sabah sabah. Olumlu haberler ver, pozitif şeyler söyle. Mesela tatilimizden ne haber, nasıl gidiyor? Tatil, evet. Tatile çıkmadan önce kendimde köklü bir değişiklik yapacağım Necmi Bey. Tek bir hamleyle bütün imajımı değiştireceğim. Nasıl olacak bu? Cıt. Gözlerimi çizdireceğim. Gözlerini çizdireceksin. Çizdireceğim. Gözlüğe elveda. Çıkar bakayım şu gözlüğü. Çıkartayım. Tak, tak öyle, tak. Gerek yok, çizdirme, zaman kaybı. Ayrıca o gözlüğün altında badem gibi bir şey yok ki. Nasıl ya? Ben badem gözü değil miyim? Hem bana eşek gözü derlerdi eskiden. Necmi Bey. Ay hemence geldin yani, pat diye geldin. Aferin Defne. Ömer meraklısı Defne. Uf, ay ben ne yapsam, gitsem mi ya? Ama adam şimdi gel dedi. Yok, gitmeyeyim ben. Ne yapayım ben ya? Dada! Koray Bey. Merhaba. Ne haber kuru kız? Kız olanlar oldu. Kız Koray üçgenci dediler. Ama ben, bak bak ben... Koray Sargın. Aynen öyle hayatım. Ya ben gözden düştüm ama senin maşallahın var. O sıska vücudunla kalplerdeki yerini aldın. Hayatımın üstüne kızıl bir gölge gibi çöktün. Bir şey diyeceğim. Kız ben hala depresyondayım senin yüzünden. Aa, Allah Allah. Siz kendiniz istediniz. Gel gel fotoğrafını çekeceğim. Kimse bir şey görmeyecek dediniz. Kalp var bende dediniz. Bir sürü ısrar ettiniz. Kız var kalbim. Yokmuş. Yok muymuş? Kız niye inandın sen de? Allah Allah. Sebe misin? İnanma böyle şeylere. Zaten ben ne biçim bir insansam. Ay resmen insanların hayatına kabus gibi çöktüm. Kabus kızsın sen. Yasemin Hanım da benim yüzümden kovuldu. Ben var ya ben. Ben ne şeytanmışım. Ben var ya ben ne mende vurmuşum belli değil. Kız Yasemin atıldı mı? Kız gerçek mi bu? Acı gerçek. Ah! Ay delireceğim şimdi. İnanamıyorum kız, mutluluktan yere yığılacağım. Ah! Ben sizi hiç tutmayayım. Buyurun, yerler taş. Kız manyak mısın be? Hadi gidiyoruz içeri. Yok ben gideyim. Tamam iyi. Git o zaman. Kız gitsene. Gideyim mi? Ay Allah'ım. Git hayatım, git. Kız ne kalıyorsun burada? Gitsene. Allah Allah. Her sabah asansörü beklerken karnım şişiyor, içim şişiyor, gaz oluyor. Hepsiz yüz yüzden bekliyorum asansörde, böyle kalıyorum. Kız yırtacağım kendimi, bir de git. İçeri gireyim, yani geleyim, siz de geleyim. İyi hadi gel. Bak sinirlendim, gündemi unuttum. Gündem neydi? Ah Yasemin. Gel gel. Kız çekil ayağımın altından. Rüzgarımı kesiyorsun benim. Ben Koray Sargın. Gitti, 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 gitti kız. Çarpık suratlı gitti, gitti. Kazulet gitti, gitti, gitti. Kazulet gitti. Allah'ım ilahi adalet bu olsa gerek. Değil mi kız? Duydu evren beni. Kız buraya gel, çarpık. Kılıksız, utanmıyor musun şu bacakların üstüne bunu giyme? Yazık. Hadi, üfleme. Ayıpsız çocuklar, böyle sevesim geliyor. Ay bugün sevmek istiyorum, yine olmuyor, başaramıyorum. Bak bu kız öyle. Yama şakalsın.
Gitti, 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 gitti. Ah, ablum çok mutluyum. Yeni evi. Ömer Bey, telefon. Dijital ajanstan arıyorlar da. Çok özür dilerim. Dışarı mı çıkacaktınız? Tasarımcı arkadaşlar odanızda diye ben... Yok, yok. Tamamdır. Sen odama bağlı telefonu. Ömer Bey birazdan sizinle görüşecek. Biraz bekleteceğim. Kusura bakmayın. Neredesin ya? Nazlıcan, Ömer Bey içeride mi? Evet, şimdi girdi. Tasarımcılarla toplantısı hala devam ediyor. Bir şey varsa ben ileteyim. Yok, bir şey yok. Sağ ol. Ah, Koray Bey ya. Kız bombe! Ay söyle! Vallahi de billahi de bombe. Söyle, 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 söyle. Nurum, Yasemin Şutingen. Ömer 90'a bir taktı. Aynen Vırspor hayatım. Ne? Ay, ayağını oturduysa demek ki. Ay, Yasemin kovuldu mu? Ay vallahi bilmiyorum hayatım da. Ay ilk duyduğumda bir şok oldum. Kız botoksum atıyordu. Vallahi o. Oh. Güle güle ay, Yasemin, Yasemin, güle güle Yasemin. Yasemin. Güle güle Yasemin. Bir dakika. Necmi neden bunu bana söylemiyor peki? Hayır yani biz onu oraya neden koyduk? Ay neyse bunun için neşemi bozamayacağım. Korişim ben biraz dans edip geliyorum, tamam mı kuşum? Et hayatım et. Ben de saltantımı ilan edeceğim. Hadi öptüm kuşum. Ay et canım et. Ay. Masayı ben nereye koysam, nereden? Kız nereden ışık gelir buradan öyle? En güzel ışığı yakalamam lazım. Ay sanırım mutluluktan vallahi yığılacağım. Ay çok mutluyum, çok. Ama daha bir sürü işi var bu odanın. İyi zevksiz kadın, zevksiz mahvetmiş odayı. Sekreter kız! Ne yapacağım ben şimdi ya? İşi olmayan insanlar ne yapar ki? Bence biraz dinlen vallahi sen. İyi gelir. Sevmem ben dinlenmeyi. Tarzım değil. Nasıl vakit geçirirler boş günlerinde? Ne yaparlar? Mesela sen. Ne yaparsın? Geziyorum. Öyle arkadaşlarımla falan. Bizimkilerle takılıyorum yani. Yok mu hiç arkadaşın? Yemeğe falan çık sen de. İş konuşmadan. Al işte, almış Akbaba haberi. Efendim Neriman Hanım. Yasemin, ne yapıyorsun? Ayı gecelere böldüm. Hangi gece kime beddua etsem diye bir çizelge hazırladım, onu gözden geçiriyordum. Aa, bu gecenin evleri yansın da sizsiniz. Siz nasılsınız? Allah belanızı verdi mi inşallah? Ay ben de tam sana çelenk gönderiyordum. Yok yok. Ben sana taziyeye geleyim. Ayol şutlanmışsın. Ay. Neyse. Şekerim. Yılın beceriksizisin sen. Siz bu yılın desenlerini inceleyin de ona göre yakın kınanızı. Geri kalmayın. Ay dur dur. Biraz daha şöyle doya doya gönlümce seni aşağılamaya devam edeyim. Bana bak. Param var mı mesela? Ay yoktur senin paran. Bana bak. Kapının önüne bir tip box koy. Gelen geçen 3-5 atsın. Ayol dolmuş paran çıkar.
Bak ne diyeceğim. Senin şimdi işe de ihtiyacın vardır. Ay yazık, 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 yazık sana, yazık, yazık. Yardımcıma yardımcı arıyorum ben. Ne dersin, ilgilenir misin? Yardımcımın yardımcısı olmakla. Hı? Neriman Hanım. Bakın arada Ömer de kalmadı. Gelirim, saçınızı başınızı yolarım sizin. Gelirim, o evi yıkarım başınıza. Ben olsam korkardım benden. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Ayol, sen ne kazanmıştın ki? Neyi kaybediyorsun beceriksiz? Bir daha seninle asla karşılaşmamak dileğiyle küçük savaşımızı ben kazandım. Sen o 40 numara ayaklarına kendi elinle sıktın. Çağ Yasemin. Dur, 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 kapatma. Kapatma, manyak. Gerizekalı, kuş beyni salak. Salak. Ay, şey, manyak bu kadın ya. Bildiğin çeşit yani. Duysan bana telefonda neler söyledi, abuk sabuk. Ben de bir yere kadar sabrediyorum. Sonra tutamıyorum, susamıyorum işte. Ama yani böyle cırlamasaydım iyi olacaktı. Tutamadım kendimi, tutsaydım keşke. Oh. Saçını başını yolarım dedin ya. Dedim değil mi? Yasemin, nasılsın? İyi, sağ ol. Sen? İyiyim, sağ ol. Bir olaylar olmuş, ha? Daha benim yeni haberim oldu. Bugün müsait misin? Şirkete gelebilir misin? Bir konuşalım yüz yüze. Olur, tamam. Uğrarım ben. Görüşürüz. Sinan aradı. Kesin beni geri çağıracaklar, gördün mü? Benden vazgeçemediler işte. Benim hemen hazırlanmam lazım. Şey, sen beni bırakırsın değil mi? Olur, bırakırım. Süpersin. Tamam, ben 10 dakika sonra buradayım. Geliyorum. Of, bu kadar çok koltuk takımı almasa mıydık? Ay, acaba yemek takımını mı almasaydık? Ne de olsa 14 bin lira. Of, Hulusi Baba'ya biraz fakir görünmek istiyorum. Ha, sen ne diyorsun bu konuda? Aa, ben bilemedim şimdi Neriman Hanım. Bilemedin mi? Ay, çok şaşırdım. Ay, bazen ben ne kadar komiyim. Ay, neyse, ver şu telefonu da Hulusi Baba'yı arayayım. Bizim Safoz'la bugün tanıştıralım onları. Ay, dünyanın yükü omuzlarımda. Safoz. Ay, bu Safoz kimdi ya? Abdülmuttalip dayım. Ay Mine, gerz misin? Ben seninle sesli düşünmek için konuşuyorum. Bana geri bildirim verme. Ver şu telefonu. Alo, babişko. Ay, babacığım. Babacığım. Bugün bize gelseniz diyorum. Çok özledik sizi. Niçin? Babacığım, niyesi var mı? Siz bizim babamızsınız, babasınız siz. Siz bizim babacığımızsınız, babaların babasısınız. Kızın ailesiyle ne zaman tanışırsam o zaman geleceğimi söylemiştim sana. Ya, babacığım, tabii ki tanışacaksınız kızın ailesiyle, tabii ki. Ama siz yine de bugün bize gelin, çok özledik. Tamam, kızın ailesiyle tanışacağız. Ne zaman tanışacağız onu söyle.
Benim canım babacığım, benim inatçı babacığım, benim inatçı babacığım. Tabii ki tanıştıracağım babacığım. Ama istiyorum ki böyle tarafsız bir sahada tanış... Yani ay ne diyorum ben, tarafsız saha falan. Yani babacığım, bu işler böyle lak diye olmaz. Isıta ısıta, yavaş yavaş. Ben konuştum kızın ailesiyle. Müsait bir zamanda arayacaklar, tanışacaksınız. Tamam, işte o zaman gelirim, tamam mı? Şöyle ailesiyle bir tanışayım, annesiyle babasıyla, değil mi? Nedir, ne değildir? Balık baştan kokar. Oldu kuşum. Ay, pardon, oldu babacığım. Ay babacığım, ama ben yine de sizi bekliyorum akşamüstü çaya. Çok özledik. Tamam, tamam. Hadi güle güle. Görüşürüz babacığım. Ay görüyorsun değil mi Mine? İlla Neriman. Yalan çevir Neriman, dolan çevir Neriman. Beni plan yapmaya zorluyorlar. Oysa ki ben masum bir kadınım. Ya iptal mi şimdi her şey Neriman Hanım? Ay tabii ki değil. Öf, tesadüf etmiş gibi yapacağız. Ay, ay hep manipülasyon, hep manipülasyon. Ay okullara ders olarak falan girsem mi ben acaba Neriman Hoca? Üç kağıt akademisi. Üç kağıt mı? Beş kağıt. Beş kağıt akademisi. Mesela şu anda seni rezene olarak görüyorum. Yani konuşmak gibi fonksiyonlarda bulunma. Yani... Rezene. Yes, rezene. Ömer Bey müsait misiniz? Niye gelmedin? Asansörün oraya mı? Geldim de Koray Bey gelince ben geri döndüm. İyi hadi yemeğe çıkalım o zaman. Birlikte. Öğle yemeğine. Aynen. Öğün atlamak iyi bir şey değil. Bir kere sağlığa zararlı. Tabii tabii. Doğru. E peki madem. Nerede buluşuyoruz? Soruyor musun? Asansör. Yani. O asansörün dili olsa da değil mi? Neler neler söyleyecek. O zaman ben çıkıyorum. Görüşürüz 10 dakika sonra. Tamam. Ay. Ay adama bildiğin göz kırptım ben ya. İyice delirdin Defne. Renkler de güzel renkler. Kız. Buraya gel. Yardım ihtiyacım var benim. Sence hangisini yapayım? Kız sen nersin salak. Çalış hayatım. Oturma. İstanbul'da gece kulüpleri yeni açılmış. Nasıl eğlenceli, nasıl bir gece hayatı anlatamam size. Hangi ünlüler gelip gidiyor bir bilseniz tıklım tıkış. Herkes eğleniyor. Ben tabii her zamanki gibi yine çok yakışıklıyım. Filinta gibiyim. Her gece bir kulüpte. Ne böyle siz iş iş hep çalış çalış nereye kadar ya? Biraz eğlenin. Gençsiniz, güzelsiniz. Hayatın tadını çıkarttın. Geceleri attın ya. Daha 6 dakika var ya. Ay. Şunlara bak ya. Ne mutlular, ne tatlılar. Şimdi gel de bu adama tutulma. Gel kız. Al bak şu kumaşı. Şu köşeye koy. Koy. Ha. Bir de bak sana şey vereceğim. Şu fırfırlı şeylerden. Bu da hani böyle fırfırlı bikiniler olur ya. Gerçi sen giymezsin. Öyle bir zevkin yok gibi. Onları da böyle masanın altlarına fırfır fırfır. Böyle olacak. Kız bir şey diyeceğim. Bu benim şey geldi mi? Leoparlı, yılan derili divanım. Gelmedi değil mi? Ha. Kız bir de şöyle bir duvarlardan ışıltılı ışıltılı bir şeyler yaparız ederiz. İyi olur. Aa. Buzdolabım geldi mi? Bence iğrenç olacak. Hayatım, bir gider misin? Vallahi güvenliği arayacağım. İçimi şaşırdın sen.
Hayatım, Yasemin seni unutalı olmuştur bayağı. Ay ne aşmış be. Erkek arasaydın var ya şimdiye kadar evde kalmazdın sen. Ben sadık bir çalışanım, bir kere yas tutuyorum. Aman iyi, heyvasını da yap bari. Sadıkmış. Sadakat. Koray Bey önemli bir şeydir ama siz bilmezsiniz tabii. Hayatım, hiç duymadım. Kız, bir şey diyeceğim. Helva dedim deminden de. Acaba helva mı yeseydik? Böyle fıstıklı fıstıklı falan. Ben ısmarlardım sana. Bana bak. Senin yüzünde tabak kırarım. Estetikçi sevgili bulurken yaşlanırsın. Kriminal tehditlerimle senin üstüne çökerim ben. Ay! Ay! Ay Allah! Ay! Ay! Ay Koray Bey! Ay Allah'ım! Allah'ım kefene girdim yaşarken. Kız! Kuyu cadısı! Kız! Ne oluyor ya bu ne? Ay! Nasıl ya? Bas üstüne lan! Öğüsün bas! Bas öğüsün o! Ne bu? Ay! Sinan! Sinan! Ay boğuluyorum. Koray sen misin? Ay. Ay Koray gel. Ay. Ay. Allah'ım ölüyordum. Ay şey Koray niye buradasın yerde? Ne yapıyorsun sen ya? Ay Derya beni öldürüyordu. Ne? Ya vallahi ben bir şey yapmadım. Kendisi daha 7 gün beklemeden gelmiş odaya kondu. Takdiri ilahi. Kızım ne odası? Şey bu oda. Yani Yasemin'in odası. Hı. Taşındım da. Koray sen Yasemin'in odasına mı yerleşiyordun? Evet hayatım, Yasemin Van Spor'u olduğuna göre ben de gidip yerleşeyim dedim. Ya ne Van Spor'u Koray, gözünü seveyim ya. Daha ölmeden mezara koymuşsun, kalk şuradan. Kalk diyeyim seni daha bir şey. Tamam, tamam, toplayın şurayı. Geç, toplayın şurayı hadi. Ay. Nazlıcan hadi, Derya. Ay ne oldu bana böyle? Kız, bir şey diyeceğim. Gitti değil mi? Yani kesin gitti, eminsin. Gitti değil mi? Ay ben enerji falan böyle uzamam yani. Burası benim. Başkasının değil. Ben Koray Sargın'ım. Ay tamam kız sen de uğraşma onlarla. Hadi düzenleyelim şurayı bari. Enerjini bozmayacağım. Hiç bozmayacağım. Ay bunlar ne böyle? Ay. Ortak, hayırdır nereye? Şey işte ya, ne o? De yemeğe. Yani öyle kaçayım dedim. Aa süper, tamam ben de geliyorum. Bir dakika ama eğer birine randevum varsa hani gelmeyeyim. Yok canım, gel, gel. Defne, yemeğe gidiyoruz, sen de gel. Ha, ben mi? Kızım deli misin? İşten kaytaracağız ne güzel, hadi gelsene. Aa yok ya, benim... İşlerim var. Ben öyle zaten aşağı inecektim, çıkacaktım ama artık sonra inerim. Size afiyet olsun. İşte başka zamana kısmet. Hadi inelim. Herkes kendi derdinde. Anneanne bir kahve yapayım mı, içer misin diyen yok. Of anneanne ya, yapmaz işte kahvenin. Ne diye laf kalabalığı yapıyorsun? Hem lütfen rahatsız etme. Şurada çok ciddi bir şey düşünüyorum. Aa, havalara bak. NASA'da işe mi aldılar seni? Çok önemli bir mevzuda danışmanlık vermem lazım. Şu an kendi kendime toplantıdayım. Lütfen sükut. Aa, susturdu beni ayol. Of anneanne ya, yaratıcı açılımı hoş görsene biraz. Hem şurada parlak bir fikrin peşindeyiz herhalde. Başlatma şimdi hırçınlığından. Git Ayşe kadınımı getir, ayıklayacağım. Şimdi hadi. Mi? Şimdi mi? Yok, ajandana bak. Ne zaman müsaitsen. Tamam, bakarım bir ara. Esra. Of iyi peki, tamam. Getiririm. Kayılımı çizmek için yaptığının farkındayım. Ama neyse bakalım, saygımdan susuyorum. Tın perdeyi, eyledin divan. Çaya bal, çaya. Hadi gel sen de. Bana mı dedi? Bana dedi ama sen de geliyorsun. Nereye? Kızım tasarım toplantısına devam ediyoruz işte. Oo, kafa uçtu. İşte benimle kafalar böyle bir giderse sen gidersin, not alırsın falan. Tamam ben o zaman defterlerimi alıp geleyim. Tamam hadi bekliyorum. Ne yiyorsunuz kız? Şimdi
çizgiler gayet iyi ama rengin tonunu daha iyi ayarlamak lazım. Yani kırmızı resti ben çünkü. Tamam, haklısınız. Pardon. Biz geciktik. Siz şey yapmayın, bölmeyin. Biz ortadan ekleniriz. Değil mi Defne? Hı hı. Hadi. Ömer Bey. Ömer Bey. He, ne diyorduk? Kırmızının tonunda kalmıştık. He, kırmızının tonu. Şimdi ben daha tok bir tonu arıyorum aslında yani. Kırmızının 50 tonu diye espri yapasın geldi, çok pardon. Tamam, ben nasıl durum dediklerinizi. Tamam. Ünvacığımda eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, her şey tamam. Defne, sen bayağı toparladın. Yani not aldın, onların hepsini arkadaşlara getirsin değil mi? Tabii tabii Sinan Bey. Tamam. Sen ne diyorsun ön çalışmalara? Yeni kreasyon fikirlerini beğendin mi? Çok iyi. Hatta ilk toplantı için çok ayağın yere basan fikirler. Yani harika. Mor yakışmış. Ayrıca kreatif ekibi de tebrik etmek lazım. Arkadaşlar, ellerinize sağlık. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkürler. Defne, kötü bir mesaj mı geldi? Ne oldu? Yok, Sinan Bey yok. yok. Sinan, ne oldu ya? Defne, şunu. Ne oldu ya? Buldum. Altın kural unutmuyoruz. Yenilmek yok. Tamam. Hey millet! Bakın kim gelmiş? Aa, Yasemin Hanım gelmiş. Aa, Yasemin Hanım gelmiş. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Gittiniz diye çok üzülmüştük. Hoş buldum. Ben de sizi özlemişim. Ne yalan söyleyeyim. Buralar sessiz olmuyordu Yasemin Hanım. Döndünüz değil mi? Hayır. Erken sevinmeyin. Henüz dönmedim. Rica ettiler, konuşmaya geldim. Bunca ayın hatırı var sonuçta, kırmak olmaz. Hadi pasyonist kızları, herkes işinin başına. Aksamasın, hadi. Görüşürüz ya. Anlat bakalım. Şey, hoşunuza gitmeyecek şeyler var. Neymiş o? Bu koku ne ya? Koray'ın tütsüleri. Koray mı? Ne Koray'ı? Hümüş! Hayatım, odanın ışıkları için kiminle? Koray? Yasemin? Dün gece salonda koşmuşsun. Öncü deprem sanmışlar. Yavaş yürü biraz. Ben bir kere 109,5 kiloyum. Kendine gel istersen. İyi. Pamuklara sarın o zaman. Biliyor musun Koray? Öncelik sıramda ilk 5'te sen varsın. Hatta 5'inde sen kaplıyorsun. Hayatım boyunca başına çorap öreceğim Koray. Ay ölme. Ama ölersen öl. Ay ölme kız. Sakin ol. Amma da korkuyormuşsun sen benden. Kız, ben seni ne yapardım biliyor musun? Dua et, insanlar var arada. O yüzden hani yapamıyorum. Merak etme şekerim. Arada kimse kalmadı. Benden çekeceğin var Koriş.
Pis. Asıl seni benden çekeceğim var. Korkmuyorum kız. Ben odamdayım. Korkmuyorum. Vallahi korkmuyorum. Ömer'e anlatacağım her şeyi. Ay, Ömür. Yarın sabah tekrar toplanırız. Bu konuştuklarımıza biraz daha olgunlaşır zaten. Ki biz hafta sonu beraberiz Polonezköy'de, orada bir tur konuşuruz. Oo, yapma Ömer ya. Polonezköy'e tatil için gidiyoruz biz. Orada da mı çalıştıracaksın çocukları? Doğru söylüyorsun. Orada biraz güzel vakit geçirsinler. Tamam, çalışmayız pek. Bak, iyisiniz yine. Hadi kurtardım sizi. Hadi, hadi. Ulan bir teşekkür etsiniz. Bir şey söyleyeyim mi? Senden çocuklarına bana teşekkür etmiyorlar ha. Etmesinler zaten, o kadar da değil. Ya. Şey, vaktiniz varsa ben biraz sizinle konuşabilir miyim? Söyle. Dinliyoruz. Yasemin Hanım. Yasemin Hanım'la kavga ettim tamam ama... Ya, konuda da kendimi haklı görüyorum ama... işten çıkarılması çok kötü. Yani ben gerçekten vicdanım hiç rahat değil benim. Senin vicdan yapacağın bir durum yok. İdari bir karar aldık biz. İdari bir karar aldım desen sanki daha doğru olacak. Hem daha sonra düşüneceğiz diye konuşmuştuk, değil mi? Efendim? Ha, geldi mi? Tamam, aşağıdaki kafeye otursun, biz geliyoruz. Hatta gelmiş bile Ömer. Peki, tamamdır. Bir konuşalım bakalım. Sen çık, ben geliyorum. Hadi Defne. Defne iki dakika kalabilir mi? Tamam. Sinan, hop! Koray be, korkuttun ne? Ay, Ömer'e niyet, sana kısmet. Ya ne diyorsun Koray, ne kısmet? Hadi söyle. Sinan. Koray, ne? Allah aşkına nazlanma, ne olursun ya. Bu Yasemin kalacak mı? Koray, işim var, sonra konuşalım, hadi. Oda ne olacak? Bak, o odaya var ya, emek emek dekore ettim. O oda benim hakkım. Koray, işim var diyorum, sonra konuşalım lütfen. O zaman söz ver. Oh! Söz. Neyin üstüne? Senin üstüne. Hadi Koray, hadi. Sana güvenmiyorum ama. Aa. Duymadı. Ay, o da inşallah olur. Cadı gitsin. Pis. Kasumlet. Ay, ne yap? Ne bakıyorsun kız? Sen de. Ne haber? İyi. Siz nasılsınız? Bugün bayağı yoğun çalışıyorsunuz. Şimdi bu yarınki gezi için ben Şükrü'ye izin verdim. O yarın gelmeyecek yani. Diyorum ki benim arabayla mı gitsek, hem baş başa kalmış oluruz. Peki, olur. Yolda konuşuruz hem. Konuşuruz demiştik ya. Tamam. Konuşuruz. Belki oraya da gitmeyiz. Kaçırırım seni. Aa! Tabii. Neyse, siz isterseniz Sinan Bey'i bekletmeyin. Olur bakalım, bekletmeyelim. Ay, hemen de böl yani ha. Efendim Neriman Hanım. Neredesin sen? Nerelerdesin? Sen neredesin? Neredesin? Neredesin sen? Ay, biliyorsun bak böyle. Heyecanlanınca takılıyorum ben. Ay, yani sen neredesin? Ay, iş yerindeyim Neriman Hanım. Nerede olacağım? Bugün bana geliyorsun. Beşte. Tam beşte. Beş. Unutma. Beş. Bir, iki, üç, dörtten sonraki beş. Beş yani. Tam beş. Beşte. Ay, beşte bana geliyorsun yani. Beş. Yani bir saat sonra oluyor. Yani tamam, ben işim biterse gelirim. Wrong. Yanlış cevap. Bana böyle ihtimalle konuşma. Baş üstüne Neriman Hanım diyeceksin. Ne demek işim biterse? Geliyorsun.com. Tamam Neriman Hanım, geliyorum. Bana bak. Söyle Necmi'ye, o da fazla sallanmasın. Hatta birlikte gelin. Anladın sen onu. Tamam. Baş üstüne Neriman Hanım, nasıl isterseniz. Oh, işte böyle.
Bizim Şermin vardı ya, yarım akıllı. Mahallede ip atlardınız hani. Bildin mi? Anneanne, kirli çamaşır dökmedi üstüne yok yemin ediyorum. Yalnız ip ayıp oluyor. Ya şimdi bırak şimdi. Kocaya kaçmış, kocaya. Tüpçünün çırağı var ya. Hani beni vardı kocaman, benli Bekir. Aa! Sen esas bombayı bilmiyorsun. Sakallı Sağır Metin var ya, işten çıkarmışlar onu. Yazık ayol. Çalışkan çocuktur da. Bir evlenemedi gitti. Ya, bundan sonra da zor. İşi de yok, gücü de yok. Öf anneanne ya. Şiştim yemin ediyorum. Yani bana niye anlatıyorsun bunları? Erkek adamım ben, ilgilenmiyorum. Ya kime anlatayım be? Aa, Defne de yok, yüzünü göremiyoruz. Ah, şöyle karşıma alıp da bir ağız tadıyla dedikodu bile yapamadım kızcağızımla. E, Defne'nin muadili ben miyim anneanne? Git Esra'yı anlat. Ay, o fazla akıllı. Canımı sıkıyor. En münasibi sensin. Dinle, dinle. Kim uğradı bugün? Anneanne, abimle bize biraz izin verir misin? Özel konuşacağız. Hayır, vermem. Yapma anneanne ya. Aa, sensin yapma. Zaten canım sıkılıyor. Ben de bileceğim ne konuşuyorsanız. Ama bak, kimseye söylemeyeceğine yemin edeceksin. Tamam, söylemeyeceğim. Ama bak anneanne, eğer Müge'ye, Melda'ya falan anlatırsan... Tamam, vallahi... tamam anladım. Hiç kimseye bir şey söylemeyeceğim. Hı? Hadi anlat. Tamam, plan hazır, anlatıyorum. Hoş geldin Yasemin. Merhaba. Evet, uzatmadan konuya girelim. Anlat bakalım. Neyi anlatayım? Yaşadığım rezaleti mi? Hayır, Defne'yle niye kavga ettiniz? Bir de senden dinlemek istiyorum ben. Ona medya araştırma ile ilgili bir iş vermiştim. Ama masamdaki şey, araştırmadan çok her şeye benziyordu. Yani bir sürü hata. Bildiğin çöp. Neyse, odasına gidip onu ikaz etmek istedim. O ne yaptı dersin? Özür dileyip olayı telafi edeceğine üzerime su fırlattı. Dahası da var. Masanın üzerine çıkıp üzerime atlıyordu neredeyse. Ömer tuttu Allah'tan. Pardon, biz aynı Defne'den bahsediyoruz değil mi Yasemin? Yani benim asistanlığımı yapan kız. Siz o kıza toz konduramıyorsunuz ama kızın gerçek yüzü ne yazık ki bu. Peki sen ne dedin ki? Yani çünkü Defne böyle durup dururken zıvanadan çıkacak biri değil. Senin ailen yok mu? Annen baban yok mu? Bakmadılar mı sana? Demiş. Oo. Yasemin bu biraz çirkin olmamış mı ya? Çünkü gerçekten Defne'nin annesi babası yanında değil. Yani anneannesiyle ve kardeşleriyle yaşıyor. İnsanların yaralarını deşmek ne kadar onurlu bir davranış sence? Canım ben nereden bileyim asistanın özel hayatını? Çıktı ağzımdan işte. Çıkmasın Yasemin. Çıkmasın. Ayrıca zaten ismini bildiğim birinden asistan diye bahsetmen hiç hoş değil. Biraz incelikli olmak sana bir şey kaybettirmez. İş hayatı dediğin o kadar vahşi olmak zorunda değil. Ya biz böyle sevgiye, saygıya dayalı bir şey yapmaya çalışıyoruz Yasemin. İnsanların böyle birbirini ezmediği, aşağılamadığı. Tamam, haklısınız. Özür dilerim. Bir daha olmayacak. Yasemin Hanım'ı geri alacaklar mı iş edersiniz Necmi Bey? Peki bunları Neriman Hanım'a söylesek mi? Ne diyorsun gözlük ya? Ne Neriman'ı, ne Yasemin'i? Golf oynuyorum, şurada bir rahat bırak ya. Ama söylemezsek sanki kızar gibi. Gözlük, söylesek de kızar. Kadın milleti öyledir. Kadın milleti her şeye kızar. Eğer bir şey söylersin, bilmediği bir şeyse madem biliyordun niye bana söylemedin diye kızar. Bildiği bir şeyse bildiğim bir şeyi niye ikide bir de söyleyip duruyorsun diye kızar. O yüzden söylemeyelim, bırakalım kendi öğrensin. Vay be, haklısınız. Böyle böyle öğreneceğim işte sizden Necmi Bey. Tabii oğlum, tecrübe konuşuyor, tecrübe. Bak Vedat, bu top var ya bu top. Bu topun içinde hayatın bütün sırları saklıdır. Bu topa öyle var gücünle Allah ne verdiyse vurulmaz. Hayat gibi davranacaksın. Nasıl hayat zorbalığa, kabalığa, aceleye gelmezse bu top da gelmez. Aynı hayat gibi akıllıca, nazikçe, yavaş yavaş hareket edeceksin.
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır, topu deliğine sokar. Vay be! Seyret. Ne yapacağız Necmi Bey? Ne yapacağız? Hayatın kuralına uyacağız ve hemen kaçacağız. Kaç, yürü yürü. Ne olur, ne olmuş ya? Gel gel gel, benim odaya gel. Çalışmalarım ve gayretim dolayısıyla sana değer verdiğimizi biliyorsun. İşinde en iyisi olduğunu da kabul ediyoruz, değil mi? Tabii ki. Beni transfer etmek için az uğraşmadınız. Yani hatırlatmak gibi olmasın da. Geçen sene Trambo ile verdiğiniz mücadele göz yaşartıcıydı. Orası öyle tabii. Ama dediğim gibi Yasemin, bizim için insanlık başarı ve işten bir adım daha önde. Bak Yasemin, eğer bu konuda daha hassas olacağına söz verirsen, biz gerçekten yolumuza seninle devam etmek isteriz. Tamam. Söz veriyorum. Söz. Defne'den de özür dilersin. Konu kapanır. Ne? O asistan kızdan... Yasemin, ne çabuk unuttun verdiğin sözü. Tamam. Dilerim ben. Ondan da özür dilerim. Ha Defne, bir aşağıdaki kafeye gelir misin? Tamam Sinan Bey, hemen geliyorum. Yasemin Hanım'ı kovmamışlar. O kadar kolay mı zannettin sen? Yasemin Hanım kraliçedir. The kadındır o. Ay Derya, bir çekilir misin Allah aşkına? Zaten benim derdim bana yeter. Hoş geldin efendim. Otursana. Yasemin Hanım, ben size o gün öyle davrandığım için çok özür dilerim. Yani? Yani o suyu o şekilde öyle suratınıza atmamalıydım. Yani haksız olduğumu söylemiyorum tabii ama... adab-ı muaşeret gereği böyle hoş olmadı. Ben... haksızdım. Yani... sana söylediğim onca şeyden sonra o tepkinde çok haklıydın. Özür dilerim Defne. Özür mü? Evet, özür. Aramıza tekrar hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk. Oh. Nerede Defne, nerede? Ay bu kara mamba beni yiyecek. Bu korkuyorum ben bu kara mambadan. Aa, babacığım. Tamam, 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 tamam. Ay tamam. Buyurun, buyurun. Mine otursana babamı. Buyurun Hulusi Bey. Bak kızım şimdi. Ben bir Mine'ye bakayım babacığım. Ah, ne çabuk baktım. Ben bir Necmi'ye bakayım babacığım. Mine, sen ilgilen babamla. Geliyorum babacığım. Ne alırsınız Hulusi Bey? Şimdilik bir şey almayayım. Yok dur dur. Bir şey alacağım, alacağım ama bakalım ne zaman. Ay şimdi benim Neriman Hanım'a yetişmem lazım ya. Sinan Bey, ya benim işim bitti de eğer istediğiniz başka bir şey yoksa ben çıkabilir miyim? Teşekkür ederim.
gelmiyor musunuz? Yok, in sen. Sonunda başardık. Evet, galiba. Geç bakalım. Hı hı. Mor da yakışmış. Teşekkür ederim. Mesajınızı aldım ama tabii cevap veremedim. Malum öksürme krizi tuttuysa demek. Demek çok eğlendirdiysem. Yanında mutluysam demek ki. Hadi geç. Aa, tutun, tutun. Tutun, tutun. Aa, Ömüş ve Kuru Kız. Sen ne kadar yufka yürekliymişsin Ömer. Yasemin'i geri almışsın. Öyle oldu. O da istiyorum ben. Ya öyle mi? Evet hayatım, özel bir oda. Tamam mı? Son sözüm bu. Koray, şirkete haftada bir gün geliyorsun. Ne yapacaksın odayı? Bir söylesene bana. Hayatım privacy. Sanatçıyım ben. Özel alanım olmayınca hırçınlaşıyorum da. Onu fark ettim. Fark etmek yetmez Ömer. Harekete geç. Move on hayatım, move on. Allah, resmen yeteneğimi cezalandırılıyor. Yaratıcılığım çökmüş durumda. Bir köşede ağlayan çocuk gibi yeteneğim. Psikolojisi alt üst olmuş durumda yavrumun, yeteneğimin. Allah'ım, güzel yeteneğim. Güzel yeteneğim. Ömür. Fırtına koptu kopacak. Yavrumla beraber oda istiyoruz biz. Bir düşüneceğim. Oldu mu? Olsun mu? Koray, tamam artık. Değil mi Koraycığım? Ah, iyi tamam. Kalbim sanki deli gibi seni görünce. Geç. Bıdı 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 bıdı. Gitti mi o? Yani çok konuştu be. Gitti gitti. Biz seni bırakalım çöpüyle. Aa yok. Benim başka bir işim var. Ben eve gitmeyeceğim. Başka bir işim var. Hı, evet. Ne işin varmış? Yani ben olmayınca ne yapıyorsun? Arkadaşlarına çekirdek çitlemek dışında. Merak ediyorum. Yani böyle çok merak edecek bir şeyim yok. Sıradan bir kızım işte. Yok yok yok. Hiç değil. Ya ben seni çok merak ediyorum. Hiç beklemesek. Hiç konuşmasak. Ben şurada seni öpsem. Manu'daki gibi mi? Gerçi o zaman tanışmıyorduk. Çok kızmıştım. Şimdi? Şimdi kızar mısın? Ay. Gerçekten düşüp bayılacağım ben. Tamam, tamam. Git nereye istiyorsan git. Sorun yok. İyi. Yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Buyurun. Merhaba Sinem. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Yarın orada bizden iş çıkmaz. O yüzden dedim tatile gitmeden işte ise şunların hepsini bir halledeyim, toparlayayım. İyi etmişsin, iyi etmişsin. Sen zaten hep çalışkan bir çocuktun Sinem. Senin bu iş disiplini çok takdir ediyorum, bravo. Ya abi şimdi övgülerinize layık olmaya çalışıyoruz yani. Demek yarın tatile gidiyoruz ha. Çok eğleneceğiz, acayip eğleneceğiz. Bu işi çok iyi akıl ettim. Gerçekten çok iyi düşündüm. Abi ben düşündüm. Sen mi düşündün? Hayır yani ben düşündüm. Yani abi düşündüm. Boşa koysam dolmuyor, doluya koysam almıyor. Artık böyle kıvrana kıvrana nereye kadar? Ne edip edip ben Defne'yle konuşmaya karar verdim. Ha o mesele. Ne dedin peki? Yok abi daha demedim. Diyeceğim. Yani hani diyeceğim ki Defne benimle beraber olur musun? Çünkü ben ömrümün her anını yani seninle geçirmek istiyorum diyeceğim. Vay, büyük karar. Ama abi sanki konuşmazsam böyle kendimi hiç affetmeyecekmişim gibi geliyor. Bilmiyorum. Peki hayır derse? Ya evet derse? Ama senaryonun her zaman en kötü tarafını düşünmek lazım. Yoksa çok üzülürsün. Yani artık üzülürsem de... Üzülürüm abi, ne yapalım?
Benim kararım kesin. Ben yarın Polonezköy'de Defne'yle açık açık konuşacağım. Artık içimden ne geçiyorsa söyleyeceğim abi. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. O zaman ben gideyim insanların bir nabzını ölçeyim bakalım. Yani bu tatil için heyecanlı mı insanlar, değil mi? Heyecansız olan varsa biraz heveslendireyim, motive edeyim, gaza getireyim. Kolay gelsin sana. Sağ ol abi. Beni geri aldılar. İşime geri döndüm, düşünebiliyor musun? Sensiz olmaz. Mutlaka dönmen lazım dediler. Hadi hayırlı olsun. Neyse canım. Yabancı yok. Aslında tam olarak da öyle demediler. Yani cadıyım falan ama işimi iyi yapıyorum sonuçta. Onlar da farkında bunu. Vazgeçemediler işte benden. Nasıl vazgeçsinler ki? Yani bir asistan kızla kavga ettim diye beni kapının önüne koyacak halleri yok. Bu asistan kız Defne değil mi? Evet. Senin arkadaşın da o değil mi? Değil. Canımdır o benim. Kardeşim hatta. Benden de bahsediyorsunuzdur tabii siz. Yoruyor musun biraz? Haberim var. Bu kavgayı konuşmamıştık ama. Anlatmadı yani. Sen de haliyle arkadaşının tarafını tutacaksın tabii. Aman iyi tut. Sen de nefret et benden. Ben alışkınım zaten insanların nefretiyle yaşamaya. Sıkıntı yok. O kadar kolay değil Yasemin Hanım. Ne? Ben nefret etmeyeceğim senden. Sen kendini düzelteceksin. Hah, yamukluk bende yani. Değilse neden bu kadar yalnızsın o zaman? Neden en zor gününde kimse yoktu yanında? Nasıl kimse yoktu ya? Sen vardın işte. Yani gerek de yoktu aslında. Ben kendim de... O kadar yalnızlık kimseye iyi gelmez Yasemin. Bence çeki düzen ver kendine. Ya vermezsem ne olacak? Iskalarsın. O olur, ıskalarsın. Daha kötüsü bu inadın yüzünden neyi ıskaladığını da bilmezsin. Ya bu taraf daha zevkli diyorum. Sen güvensene bana. O taraf? Öyle nefretten ziyade sevmek, sevilmek filan. Güzel şeyler bunlar yani. Haberin olsun. Ya rahat otursana kızım, dikildin tepeme. Otururum babacığım, otururum. Babacığım, son günlerde köşke gittiniz mi hiç? Şöyle bir içeri baktınız mı? İçeride bayağı kıymetli eşyalar vardı. Aklın fikrin köşkte değil mi? Bari onu belli etmesen. Aşk olsun babacığım. Olur mu öyle şey? Hayır yani içeride böyle aile yadigarı, antikalar falan bir şey olmasın diye şey yaptım ben. Aile dedin de aklıma geldi. Sude ne yapıyor ha? Dönmeyecek mi artık ülkesine? Ecnebi yerleri memleket edindi kendine. Aa babacığım, daha yeni konuştum. Size sevgilerini gönderdi. Çok özlemiş dedesini. Ben de çok özledim torunumu. Dönsün gelsin artık evine, yeter artık ha. Gelir babacığım, gelir. Babacığım, Necmiler gelene kadar size bir şey ikram edeyim. Hı hı. Mine yok mu? Niye sen ikram ediyorsun? Yok. Var. Var da yok. Ay babacığım, kendi elimle şöyle bir kahve size. Tamam tamam. Senin elinden acı bir kahve içeyim hadi. Hemen. Ay nerede kaldı bunlar? Neriman Hanım da maşallah yani hep yeni bir solukta çıkıyor karşımıza. Neriman öyledir. Onun kitabında rutin diye bir şey yoktur. Bugün sabahtan beri 50 kere mesaj attı bana. Şimdi Hulusi Bey... Sizin babanız oluyor değil mi? Evet. Yani dolayısıyla tabii Ömer Bey'in de dedesi oluyor. Doğal olarak. Yalnız ben Ömer Bey'in dedesinden bahsettiğini hiç duymadım. Yani hatta bir dedesi olduğundan bile haberim yoktu. Bahsetmez. Adını bile ağzına almaz. Aa niye? Küsler çünkü. Aa neden? Yani şey... tabii öyle özel bir şey değilse. Özel mi? Bunun özeli mi kaldı artık? Sen resmen bizim aileden biri oldun. Peki.
Anlatayım o zaman. Ama biraz kırık dağık. Tamam. Biz Denizli bir aileyiz. Aslında tekstil işiyle uğraşıyorduk. İşlerin başında abim Ahmet vardı. Ömer'in babası yani. Ahmet Bey, Ömer Bey'in babası. Hı. Abim Emine diye bir kızla tanıştı. Sonra da işler alt üst oldu. Çünkü birbirlerine çok kötü aşık oldular. E bunun nesi kötü ki? Nesi mi kötü? Babam hiçbir zaman Emine'yi gelin olarak kabul etmedi. Emine Hanım, Ömer Bey'in annesi. Ben onun fotoğrafını görmüştüm daha önce Ömer Bey'in odasında. Emine Üsküdarlı çok güzel bir kızdı. O zaman tıp fakültesinde okuyordu. Sonradan mezun olup doktor oldu. Ama babam ilişkilerini hiçbir zaman onaylamadı. Kök söktürdü onlara. Çünkü babam abimi Eşraf'tan birinin kızıyla evlendirmek istiyordu. Ama abim de babamı dinlemedi. Emine ile evlendi. Sonra da Ömer doğdu. Anladım. Anlamadım. Anlamadım. Ömer'in doğumundan kısa bir süre sonra Emine çok kötü bir hastalığa yakalandı. Lenfoma oldu. Tedavi için çok uğraştılar, çok para harcadılar ama fayda etmedi. Emine vefat etti. Emine öldüğünde Ömer daha 17 yaşındaydı. İtalyan intizini yeni bitirmişti. Ay. Emine'den kısa bir süre sonra da abimi kaybettik. Trafik kazası. Çok alkollüydü. Emine'den sonra kendini içkiye verdi. Depresyon. Moral bozukluğu. Emine'siz yaşayamadı. Büyük aşktan. Ömer de dımdızlak ortada kaldı. Hiçbirimizin yardımını kabul etmedi. Olanlardan hep babamı yani dedesini sorumlu tuttu. Onu hiç affetmedi. Sadri Usta'nın yanına sığındı. Onun dükkanının arkasındaki odada yattı kalktı. Ona çıraklık etti. Ayakkabıcılığı öğrendi. Sonra da babasının ona ayırdığı fonla İtalya'ya üniversite okumaya gitti. Sonra ne oldu peki? Anne yok, baba yok. Hadi benim yine anneannem var. O dedesine de sırtını dönmüş. Herhalde siz sahip çıkmışsınızdır. Nerede? Dedim ya. Hiçbirimizin yardımını kabul etmedi. Hep kendi başına olmayı tercih etti. İşte Ömer bu yüzden hiç kimseye boyun eğmez. Hiç kimsenin sözünü dinlemez. Hiç kimseye de güvenmez. Anladın mı şimdi Ömer'i? Bizim ağızla. Bildin mi şimdi Ömer'i? Buyurun, buyurun, gelin. Gel Defne'ciğim, gel. Memnun oldum kızım. Merhabalar, ben de Defne.
Geç otur. Hoş geldin babacığım. Umarım geç kalmamışızdır. Fazla bekletmemişizdir size. Bekledik. Bekledik ama neyse. Hadi geçin. Ne içersiniz? Sakın bir şey içme. Emine yok, çok yoruldum. Ben bir şey içmem, sağ ol canım. Ha. Nasılsın kızım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyidir. Babacığım, nasıl? Anlattığım kadar var değil mi? Ben hayatımda Defne kadar tatlı, Defne kadar naif, Defne kadar terbiyeli bir kız görmedim. Ay yok canım, abartmayın. Aa, olur mu? Defneciğimiz bizim bir tanemizdir. Gerçi Ömer de bizim bir tanemizdir. Yöngesinin gülü o, gülü. Ömer benim kıymetlimdir. Onun yeri ayrı. Onun ileride çok mutlu olmasını istiyorum. Torununuz olduğunu şimdi mi hatırladınız? Efendim? Torununuz diyorum. O yüzden mi o kadar üzdünüz? Yapayalnız bıraktınız. Çok kötü şeyler yaşanmış. Vallahi size ne kadar kızsa haklı. Defneciğim, neler diyorsun tatlım? Ay, yorgunluktan bu. Ay çok yoruyorlar bu kızı. Seni bir tatile gönderelim hayatım. Hatta hemen gönderelim. Bırak Neriman, konuşsun kız. Herkes sizin gibi pışpışlayacak değil beni. Hem dediklerinde hak payı da var. Zamanında çok hatalar yaptım ben de. İnsanları bu kadar darmadağın ettikten sonra benim de hatam oldu deyip geçmek pek olmuyor. Yani bir hata yapmaya hakkımız yok mu? Yapabiliriz tabii. Yaparız da. Ama hatalarımızı yaparken karşımızdakine ne kadar hasar veriyoruz, önce onu bir değerlendirmek lazım. Anlıyorum. Haklısın. Peki şimdi ne yapmam lazım? Aa, babacığım, yani bacak kadar kız size akıl mı verecek? Haşa. Bence insanları kontrol altında tutmaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Neriman Hanım'ı, uzaktan uzaktan torununuzu, beni, Necmi Bey'i. Yani böyle yapa yapa üzmüşsünüz zaten herkesi. Neriman, hadi sen bize bir çay koy da kızımla uzun uzun sohbet edelim. Ben de babacığım. Yok yok, siz zahmet etmeyin. Keyfinize bakın, ben hallederim. İşte böyle hürmetkardır babacığım. Büyüklerine hiç iş yaptırmaz. Çok saygılıdır. Yani gerçekten çok tatlı bir kız. Dediklerinizde haklıymışsınız. Hiç bu kadarını beklemiyordum. Ömer hakikaten kalbinin diğer yarısını bulmuş. Yaşasın. Babacığım öyledir. Anlat. Nasıl Sinan Bey? İyi anneanne. Sağ ol ona duacı. Allah Allah. Peki öbürü? Hangi öbürü? Ya geldi ya kapıya işte. Böyle dalyan gibi. Ne diyorsun anneanne ya? Kim geldi? Ya iş arkadaşı işte. Geldi kapıya kadar. Seni sordu. Ben de arkadaşlarıyla oturuyor dedim. Aa, öyle mi dedi ya? Ne canım? Ha? Kim canım? Canım mı? Ne canım? Ben canım, ben canım demedim mi? Sana öyle gelmiş anneanne. Yine de Sinan Bey'in yeri ayrı tabii. Çok tatlı adam yani, tatlış tatlış. Ay anneanne, Allah aşkına yaşına uygun sıfatlar kullanır mısın? Ne oldu sana ya? Hadi hadi. Anlamıyorum sanma. Ama da bomba geliyor. Defne, bak kızım. Bazen kızlar böyle adamlara tutulur ya, işte o akla hiç iyi gelmez. Hele hele kalbe hiç iyi gelmez, dikkat et. Ay anneanne, sen kafana yine ne senaryolar yazıyorsun ya? Allah aşkına yani, yok öyle tutulmak, Sinan Bey'e niye tutulayım ben? Yok öyle bir şey. Cık,
Onu demiyorum, öbürünü diyorum. Hangi öbürü? Hadi hadi. Yok. Yok anan öyle tutulmak falan öyle ölçüyorken. Hadi hadi, oldu sana bir şeyler. Yüzün gözün parlıyor, anlamıyor mu sanıyorsun? Ay anneanne ya. Biz de genç olduk. Ama bizim zamanımızda böyle değildi bu işler. Birini beğendim mi öyle pasar böyle dururduk utangaç utangaç. Oldu. Yine şimdi 70'lere bağladıysak peynirli sade. Hadi bana müsaade anneanne. Kız kaçma, gel buraya. Sana gençliğimi anlatacağım. Gel dedim. Ne haber? İyi. Ne böyle bir heyecan dalgası bir şeyler? Hay bilmiyorum. Serdar bana sahilde randevu verdi. Tam dediğim saatte gel dedi. Of aman. İşte gizemli erkek halleri. Hadi gel mutfağa. Ben de yeni bir şey öğrendim, ondan yapacağım şimdi. İçer misin sen de soğuk kahve? İyi, içeyim madem. İyi, iç bakalım. Ne diyecek ki acaba ya? Bir de gecenin bu saatinde sahilde. Acaba bir yere falan mı götürecek beni ya? Sürpriz falan mı yapacak? Ay kötü bir şey olmasa bari. Tamam. Eve uğradı mı acaba? İşten onun çıkmış olması lazım çoktan. Al bakalım. Hayır tam o saatte gel deyince insan bir ne oluyoruz falan diyor. Ay Nihan sanki abimden bahsetmiyorsun, sanki James Bond. E git işte. Gideyim değil mi? E git. İyi hadi gideyim o zaman ben. Geç kalmayayım çok. Kalma. Dur bir şunu dikeyim. Yavaş yavaş. Hadi bay bay. Selam söyle. Söylerim. Çok acil dedin, ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Gel sevgilim. Otur şöyle. Nasılsın? Vallahi tedirginim. Hatta şu an biraz tırsıyorum. Serdar ne oldu söylesene. Kırıldın mı? Ay ne güzel ya. Ben bayılırım bunlara. Herhalde yine biri evleniyor. Evet. Biz. Nasıl ya? Nasıl yani? Benim için mi bunlar? Nihan'ım. Gülüm. Var mısın? Bir ömür benim olmaya. Benimle evlenir misin? Ama düşündüğümden de güzel oldu bu. Serdar sen benim için mi uğraştın bu kadar? Yok. Şermim var ya. O istemişti böyle patlamalı çatlamalı şeyler onun için. Ya tabii ki senin için. Benim için. Benim için. Evet. Benim için. Evet. Allah'ım. Bütün İstanbul benim havai fişeklerimi mi izliyor şu an? Ya ben İstanbul'un en mutlu kızıyım. Ya ne İstanbul, ben dünyanın en mutlu kızıyım. Nihan. Sevgilim,
Bence bir cevabı hak ediyorum artık. Hadi. Unuttum onu ben. Evet. Evet tabii Salakos, evet. Evet. Serdar. Çok seviyorum ben seni. Çok seviyorum ya, çok. Heyt be. Ben de ulan. Ben de. Ölüyorum, ölüyorum. Aşkım benim. Evleniyoruz lan! Duymayan kalmasın! Evleniyoruz be! Evleniyoruz! Ay bir türlü istediğim gibi yanamadım. Bu geziyi çok iyi kullanacağım valla. Şirketin gezileri çok eğlenceli oluyor. Çıldıracağız kızım, çıldıracağız. Harika. Aynen öyle. Gündüz havuz, gece ateş ve gitar. Ay yaz dediğim böyle olur Bihter ya. Aa bir şey diyeceğim. Biz orada ata da bineriz. Aa evet. Ben hep çok merak etmişimdir. Ata binmeyi bilmiyor musun Derya? Ben öğretirim sana. Ama tabii önce benim öğrenmem lazım. Fakat atletik bir yapım olduğu için hemen kaparım, kolay kaparım yani. Ya harika olacak. Orada sivrisinekler ve moralimizi bozamaz. Değil mi ya? Sivrisinek ne kötü. Gelip soksa neyse de gece geliyor böyle vızır 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 kulağının dibinde insanın. Vedat. Şu anda bu geyi yapacak mısın gerçekten? Yapayım mı? Yo yap. Hatta istersen sıcak bir şey değil de nem var nem geyi de yap. Değil mi ya? Nem çok. İstanbul'un havası böyle boğuyor insanı. Mesela Adana'da olsan. Ay Vedat. Havası böyle insanı. Ya bir git. Allah Allah. Ne olduk şimdi? nem var kuzum? Geç bebeği anlatayım. Ay geç kuşum geç. Ay. Ay. Kız ben çok acıktım. Miniyi falan mı yesek? Ne? Ay ne diyorum ayol? Ay, miniye söyleyelim de bir şeyler hazırlasın bize. Söyleriz kuşum söyleriz. Ay benim de içim ezildi biraz. Kız Necmi Uçmay'ı nerede? Ay şirketçe motivasyon gezileri varmış. Bir görsen sabah bir heyecan, bir neşe. 23 Nisan çocukları gibiydi. Bak biliyorum hayatım. Gitmeyeceğim ben. Gitmeme kararı aldım. Triplerdeyim. O Ömüş var ya beni yıprattı, mahvetti. Ya ben, ya ben. Ay bu altın sarısı saçlarım karat karat dökülecek. Yasemin de dönmüş. Ay sus sus döndü cadı, döndü. Ben direkt nefes terapisine başladım. Ay tam diyorum ki oh işler rayına oturdu. Çuf çuf gidiyoruz. Dumanımız tütüyor. Yelle bize evren diyorum. Foş su basıyor. Kız ben de böyle kendimi avutayım diyorum, kafeyi takma diyorum. Ama sonra kafeyi takmadığımı takıyorum bu sefer de. Ay haklısın. Aman boş ver hayatım, boş ver. Ay gitme zaten. Ne o öyle vıcık vıcık şirketsel kaynaşmalar. Bence de hayatım gitmeyelim. Gitmeyelim. Gitmeyelim de yani gitsek mi? Yok gitmeyelim. Kız yani burada böyle gıcık olacağımız kimsecikler kalmıyor sonra. Ay haklısın Koriş. Ay biz oyun dışında mı kaldık Koriş? Biraz öyle oldu gibi. Yani olayların merkezinde olmayınca geriliyorum. Aynen hayatım, aynen. Yani masanın en çok konuşanı ben değilsem içim sıkılıyor. Yani benimleyken ben konuşulur. Yani hayatım doğru söylüyorsun. Bence de gitmeyelim. En gitmeyelim. Ne yapalım? Aa. Mine! Bak, bak bize. Onu delirtelim Mine'yi. Atla bakalım Gözlük. Motive olmaya gidiyoruz. Motive olmak ya da olmamak. Yeni açmazımızı buldum Necmi Bey. Sus Gözlük sus ve bin arabaya. Kızlar arkayı fulleyin bakayım hadi. Geldik Necmi Bey. Ortaya binmem. Alın size müzik. Okul gezisine mi gidiyoruz, şirket organizasyonuna mı belli değil. Şunlara bak. Aa, sen de mi geliyorsun? Vallahi şirketten yönlendirdiler. Necmi Bey ayarlıyormuş gidişleri.
İyi. Peki madem. Neredesin? Ben aşağıda seni bekliyorum. Geldim, geldim. Geldim. Hadi atla. Benim burada bir asistanım. Ah, buradaymış. Hadi gelmiyor musun? Geldim Sinan Bey, geldim. Ya Necmi Bey ne kadar güzel akıl etti değil mi bunu? Herkesin ne kadar çok ihtiyacı varmış böyle bir geziye. Ya evet. Aylar var böyle bir toplu bir organizasyon da yapmıyoruz. Ay biz de en son lisede gitmiştik böyle. Hı? Dedikodu tavan yapar ya böyle gezilerde. İşte kim kimle kaynaşmış, nerede görülmüş. En eğlenceli tarafı. Ne diyorum ben ya? Ay çok ayıp ya, çok ayıp. Ben ne anlatıyorum, çok ayıp. Yok canım, aslında doğru söylüyorsun yani böyle geziler çok güzel fırsatlar sunar insanlara. Tabii yani şey, değerlendirmeyebilirsen. Kızlar, eğleniyoruz değil mi? Necmi Bey, ben de markaya geçsem sanki orası daha eğlenceli gibi ha. Saçmalama Gözlük, saçmalama oğlum. Bak yeşillik, açık hava kızların ruh halini olumlu yönde etkiler. Sonra kızlar aşka daha yatkın olurlar bu durumlarda. Değil mi kızlar? Doğru söylüyorsunuz vallahi, benim de ruh halim etkilendi şimdiden. Kendimi aşk adamı gibi hissediyorum. Hissediyorum bunu Necmi Bey. Gözlük oğlum, sabah kahvaltıda ne yedin be? Konuştun mu Defne'yle? Yok, daha vakit olmadı. Ben özür diledim ondan. Özür diledin? Evet. Fazla ileri gittiğimi anladım. Gördüğün gibi insan ilişkilerinde o kadar da yabani değilim. Hatta hatamı anlayacak kadar olgun bir insanım. Bana bunları niye anlatıyorsun peki? Hiç canım. Öyle. Muhabbet olsun diye. Güzel muhabbet oldu ama. İyi oldu yani. Serviste eşyasını unutan varsa alsın. Birazdan kalkıyor çünkü. Şimdi Ömer ve Sinan patronlarımız olduğu için onlar birer kişilik, tek kişilik odada kalacaklar. Diğer herkes ikişer kişiler kalacak, tamam mı? Peki, ben listeyi yaptım. Şimdi alınmaca, gücenmece, darılmaca, aynı erkeğe göz dikip birbirinizin saçını başını yolmaca yok. Anlaşıldı mı? Al bakalım Gözlük, dağıt kartları. Şimdi gidin odanıza, güzel yerleşin.
yorgunluğunuzu atın, akşamleyin yemekle beraberiz, tamam? Evet. Hadi bakalım. Buyurun. Biz birlikteymişiz Defne. Tamam. Hadi madem o zaman biz de şey gidelim. Nasıl? Oradan sana bir şey. Neyse ya, uzatmıyorum. Yasemin Hanım da döndü. Düşündüğüm kadar etkili bir isim değilmişsin. Tehlike yok yani. Ha evet. Oh be. Sonuna geldik. Ay Vedat yolda sürekli vır vır vır. Baş ağrısı yapacağını niyeyse bel ağrısı yaptı. Ama mecburdum yani sonuçta. Neye? Ben yine cümleyi dışımdan mı tamamladım? Öyle oldu galiba. Ama içindeki kısmını da merak ettim yani. Ay Derya. Merak ettiğin her şeyi sonuna kadar merak ediyorsun. Ben biraz çıkacağım. Gelirim birazdan. Nereye? Merak ettiğim bir yere Derya. Allah Allah. Dur. O iddialı iddialı ayakkabıların üzerine o sıradan cinleri giymiyorlar mı? Bak şöyle şuramdan ter akıyor gıcıklıktan. Kız haksız mıyım diyorum? Haklısın hayatım. Yani insan utanmasa çok fena aşağılamak istiyor. Gerçi ben hiç utanmıyorum. Çok fena aşağılıyorum. Kız böyle takımı falan takıyorlar. Geçen gün Sinan'da gördüm. Hayal ettiği bir şey. Ay dedim bu ne böyle? Böyle bir sanatsal arayışlar. Kendi varoluşunu ifşa etme çabaları falan. Kız senin Safoz'a da vardı o. Ay evet evet biliyorum. Sevgülümse falan. Ay ucuz romans ucuz. Kız onda da vardı. Hayalet var sonra çıkardı. Böyle kombin falan yapmış kendi çapında salak. Bir dakika bir dakika. Defne'de sev, hayalet, gülümse vardı. Yani üçleme yapmış. Zevksiz. Ama sonra sev, gülümse kaldı. Hmm. Kız o kadar şeyden sonra hayalet kalır mı zaten? Sen de. Ama sonra Sinan'da çıktı o hayalet. Yani? Ay Koriş, bunlar fingirdeşiyorlar. Ay Defne o bilekliği Sinan'a hediye etti. Ay zaten Sinan da bana gelip gelip diyordu. Defne'yi iplerinden kopar artık falan diye yalvarıyordu. Ay ben bunu nasıl fark etmedim? Ah, kız şoplardayım. Kız iştahım açıldı yine çok fena. Ay yediler beni, yediler. Koriş beni yediler. Koriş yeme. Kız ben yemedim. Sinan'dan yedi diyorsun. Sen de yani. Ay yok yok. Dur kalk. Gidiyoruz. Bir şeyler yapmamız lazım. Yürü. Kız yürü. Nereye? Motivasyon gezisine. Defne ile Sinan'ın motivasyonunu kırmaya. Hadi yürü. Kız yolduk falan nasıl deseydin? Ay yürü yürü yürü. Yürü hadi hadi. Hadi hadi. Tamam tamam. Ben sana bunu alırım. Hadi hadi. Kızından ne oldu? Hadi hadi hadi. Hadi. Ay Allah'ım yarabbim. Gel. Kız kaldık böyle. Hadi hadi hadi. Ay yandık yandık. Al ye. Ay, ye kız. Gidelim. Hadi ye. Kız olsun olsun. Haydi alırız. Ömer. Oğlum yerleştin mi odana? Evet amca evet. İyi güzel. O zaman seni almaya geldim. Hadi yemeğe gidelim. Senin amca ben gelirim yanına. Bir iki telefon edeyim. Bak Ömer. Bu benim ilk profesyonel organizasyonum. Eğer ekersen beni, kaytarmaya kalkarsan çok darılırım, çok da kızarım haberin olsun. Merak etme. Tamam. Kapıyı açık bırakıyorum hemen yere. Tamam. Tamam. Defne. Nasıl oldu anlamadım, tanıştık birden. Ben şeyi açıklamak istedim. Ben Sinan Bey'in arabasına şey diye bindim. Ayıp olmasın diye bindim. Yok yok sorun yok.
Anlıyorum. Yalnız kalamadık. Yol geçmek bilmedi. Ama şimdi yalnızız. Evet. Çektiklerim artık yeter, gel benimle ol. Mantık, irade, kuvvet, sevince pek işlemiyor. Ömer. Canım senle olmak istiyor. Ömer. Allah Allah, burası mıydı onun odası ya? Ay benim gitmem lazım. Yani nasıl olsa daha iki gün daha buradayız. Yalnız kalırız değil mi? Ay ama nasıl bakış o şimdi yani, ben nasıl gideyim? Yani ben şey için dedim, böyle şirkette laf çıkmasın diye. Kim ne düşünüyorsa düşünsün. Umurumda değil. Ama işte benim için yani sonuçta... Ömer Bey'siniz. Yani şirkette yani siz değil, sen. Şu sizi kaldırsak, Ömer'le Defne olsak... Ömer! Ay yok, yok benim gitmem lazım. Şey yapalım o zaman. Akşam yemekte görüşelim. Kaçtım ben. Ama bu bana hiç yetmedi.